Canik Belediyesi öncülüğünde 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi Eğitim ve Araştırma Derneği, Diyanet İşleri Başkanlığı İşbirliği ile 15 Temmuz darbe girişimini unutturmamak amacıyla Canik Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Uluslararası 15 Temmuz bağlamında din ve toplum konulu sempozyum sona erdi. İki gün süren sempozyumda bilim insanları geçtiğimiz yıl terör örgütü FETÖ-PDY tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi dini ve toplumsal açıdan ele aldı. Sempozyumun kapanışında konuşan Belediye Başkanı Osman Genç, amaçlarının hain darbe girişimini unutturmamak ve 15 Temmuz ruhunu diri tutmak olduğunu belirtti. Hem adamlarımıza, değerli hocalarımıza, hem din ve 15 Temmuz'la alakalı toplum metin bağlamında güzel sunumlar yapıldı. Herkese ayrı çok teşekkür ediyorum. Uzaktan da gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Aslında bugün bu yıl Salih Hocam'la önderliğinde yapmış olduğumuz bu sempozyum biraz acele oldu ama güzel oldu. Gerçekten bu anlamda Salih Hocam'a, Yavuz Hocam'ın da büyük katkıları oldu, herkesin katkılarına da teşekkür ediyorum. Sempozyumun sonunda Başkan Genç katılımcı akademisyenlere katkılarından dolayı hediye verdi. İki gün süren sempozyumda bilim insanları, din ve toplum ilişkisi bağlamında 15 Temmuz'un zihniyet analizi, FETÖ'nün yapı sökümü, 15 Temmuz ışığında din-devlet ilişkilerini yeniden düşünmek, Müslüman toplumlarda dinin şiddet ve istismar aracı olarak kullanımı gibi konuları ele aldı.